Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün pazartesi. Pazartesi günleri borsadan bahsediyoruz. Diğer konularda bir şey söylemek kolay olmuyor. Çünkü zaten hafta sonu bir değerlendirme yapmış oluyorum. Amerika'da yeni açılmış oluyor. Ben akşam bu videoyu yaptığım sırada ama bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Dolayısıyla o konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Piyasalardan farklı olarak ve belki de bilmediğiniz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Atatürk'ün Çanakkale'de deniz zaferi olsa da bunda kara kısmında, yani kara savaşlarında ne kadar büyük bir önemi olduğunu biz biliyoruz. Yani o düşman kıyıya çıktığı zaman onun taarruzuyla orada işte 3-4 kilometre bir şey ilerleyip orada kaldılar ve daha ileri gidemediler. Ve ondan sonra da tabii ki Çanakkale muharebesini kaybettiler. Ve biz bunları zaten biliyoruz ama bakın yabancılar nasıl değerlendirmiş. Bu konuda da Amerika'ya bakıyoruz. Bakın, Defense Technical Information Center denilen bu sitede, bir askeri site bu. Studies in Battle Command diye de bir kitap yazılmış. Kitaptan burada bahsediliyor. Burada tabii Amerika'da Amerikan ordusu eğitim ve doktrin komutanlığının girişimiyle burada bir kitap hazırlamışlar. Ve bu kitapta tabii ki harp okulu öğrencileri için hazırlanmış olan bir kitap. Dünyadaki savaşlardan, muharebelerden birkaç örnek veriliyor burada. Ve burada da diyorlar ki, yani çok başarılı ve çok başarısız örnekleri göstermek istiyoruz ki, yani buradaki genelkurmaya yetiştirdiğimiz özellikle komutanlar bu işleri öğrensinler. Ve tabii ki hani Amerikan tarihinden genellikle örnekler verilmiş. Ama Türk tarihinden de örnekler var. Şu işte kitabı açtığınız zaman Studies in Battle Command 1995'te yazılmış. Bakın, burada 13. bölümde Osman Paşa'nın Plevne müdafaası anlatılmış. Burada Leadership at Plevna. Ama 14.sünün adı, 14. bölümün The Rock of Gallipoli, Gelibolu Kayası, Dr. George W. Gavrich. 87. sayfa. Dr. George W. Gavrich kimdir diye bakarsanız, bakın böyle bir LinkedIn sayfası da var. Orta Doğu tarihi profesörü. 18 yıl Amerika'da ordu komutanlığında, işte genel kurmay okulunun da öğretmenlik yapıyor. West Point Harp Akademisi'nde de bir yıllık öğretmenliği var. Kitapları var. Neler var dersek, işte kitapları da. Young Atatürk, zaten Atatürk konusunda çok çalışmış, bu konuları iyi bilen birisi. Bir de Şemsettin Sami varmış. Bu Ali Sami Yen'in babası. Onunla ilgili de çalışması varmış tabii ki. Burada işte 87. sayfada Atatürk anlatılıyor. Ne anlatılıyor derseniz, şöyle bir 87. sayfaya sizin için geleyim. Plevne, Osman Paşa, o da çok önemli tabii. Belki bir gün onu da anlatırız. Burada tabii uzun uzun anlatıyor işte ne olduğunu falan ama yani en sonunda tabii geliyor şurada. Atatürk'ün, Mustafa Kemal tabii orada diyor, yani askeri tarih, modern askeri tarihte kendisine bir yer kazıdığını buradaki kritik rolüyle anlatmış. Burada tabii ki kendi komutanlarının da olurunu almadan kendi inisiyatifiyle düşmana karşı saldırıyor. Karşısında kendisine çok daha güçlü bir düşmanla karşılaşıyor ama kararından dönmüyor. Kendisini, askerlerini ve de araziyi çok iyi bir şekilde tanıdığı için Anzak ordusunun Gelibolu Yarımadası'nı ikiye bölmesine engel olan kaya olmuştur diyor. Yani bu sayede de zaten Çanakkale'de fazla ilerleyemedikleri için Anzaklar muharebeyi de
kaybettiler ama en kritik noktada işte Atatürk'ün bu daha dehası tabii ki görünüyor. Başka bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bakın bir de şöyle bir kitap var. Bunun hatta Türkçesi de yazılmış zamanında. Şu anda bulunmuyor galiba. Defense of Gallipoli, Gelibolu savunması. Yazan kim bu arada? Yani yazan da böyle ilginç yazarı. Lieutenant G.S. Patton Jr. Bu bildiğiniz George S. Patton. General Patton olarak bildiğimiz İkinci Dünya Savaşı'nda o zamanlar Lieutenant Colonel yani yarbay rütbesinde genelkurmayda bir olayı incelemiş bu konuyla ilgili bir kitapçık halinde yazmış olayı ve Atatürk'e hayranlığı da burada 18. sayfada 19. sayfada var. Bakın diyor ki Leaders still must lead in person to win. Yani liderler kazanmak için şahsen önderlik etmek zorundadır diyor. Hala da şahsen önderlik etmek zorundadır diyor. Yani zaten kendisi de böyle Patton'ın savaşta önden giden, atlayan falan kritik noktalarda böyle cephe gerisinde falan durmayan gözü pek bir komutan kimden ilham aldığını görüyorsunuz. Türk tarafında diyor Kemal Paşa var ve elinde haritasıyla ilk alayını savaşa sürüyor ve elinde 100 adamdan daha az bir birlikle bu savaşa girip galip geliyor. Diğer tarafta da diyor Avustralya tümeninin başında General Bridges var. General Bridges de diyor yani kıyıda bir sandalyenin üzerine oturup oradan ordusunu idare etmeye çalışıyor. Askerlerini savaşa gönderiyor ve kaybediyor demiş burada Atatürk'e olan hayranlığını gösteriyor. Ve sonra diyor tekrardan bir kez daha aynı Türk diyor Kemal Paşa gene kendisi önderlik ediyor. Ve bu sefer de General Stopford. Bir İngiliz diyor, General Stopford Sitwell, o da bir yerinde oturarak orduyu idare etmeye çalışıyor ve yeniliyor diye. O zamanlar yarbay tabii, Patton hayranlığını burada göstermiş ve de ilham almıştır kendisinden. Patton. Yani Amerika'nın yetiştirdiği en değerli generallerden biri. Yani biz şimdi Atatürk'ü yorumladığımız zaman tabii ki ister istemez belki burada taraflı davranabiliriz ama tarafsız bir gözle bakıldığında Amerikalılar hatta yani General Patton bile o zamanlar bu konuda kitap yazmış. Artık ondan sonra artık harp okullarında adamlar ders diye okutuyorlar yani Atatürk'ü ve Çanakkale'deki bu başarısını. Ben de bazen böyle rastlıyorum insanlara. Ya o kadar da önemli bir şey değildi. Liman von Sanders vardı. Asıl komutan oydu zaten. İşte Atatürk de çok iyi değildi falan gibi şeyler söyleyenler olabiliyor bizim aramızda. İlginç yani İngilizler falan bile bu kadar takdir etmişler. İşte Amerikalılar zaten işte kitap ortada. Yani bu demin gösterdiğim kitapta da yani ders diye böyle okutulan kitapta da zaten İngilizlerin böyle bakın yorumu var zaten. Zaten yani herkes yabancılar takdir ediyorlar. Bizde bir takdir etmeme var. Yani ilginçtir. Neden? Yani bunların aslında sosyolojik olarak araştırılması lazım. Yani ortada artık böyle herkes kabul etmiş yani bir zafer var değil mi? Ve burada da yani bir sezgi var. Seziyor, buradan düşman gelebilir diyor ve kendisinden çok daha üstün bir düşmana karşı, sayıca da üstün ve 100 kişilik bir birlikle de kendisi böyle yöneterek zafer kazanıyor yani orada. Şimdi bu çok önemli bir olay. Yani Amerika'da böyle insanlar olduğu zaman zaten yani direkt böyle Amerikan başkanlığına gidiyor yol. Hiç böyle bir şey daha bir devrimler falan yapmasına falan bile gerekmiyor yani bu kadar müthiş bir şey diye hayran oluyorlar insanlar. Mesela Başkan Truman dediğiniz adam bir yüzbaşı
Amerikan askerleri 1. Dünya Savaşı'nda geri çekiliyorlar. Almanlar 3-5 kişiyle saldırınca korkudan. Ya diyor, biz daha fazla sayıdayız. Niye geri çekiliyorsunuz? Durun durduğunuz yerde, Almanların sayısı az falan diyor. Adama madalya veriyorlar. Amerikan başkanı oldu sonunda işte. Yani Eisenhower gibi böyle genelkurmay başkanı falan bile değildi adam yani. Neyse, o kadar takdir ediyorlar. Bizde böyle şeyler var. Bugün de biraz bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Şimdi bu hafta faiz kararı var. Bu faiz kararında da herhalde bir şey yapmayalım, oturalım niyetindeler. Burada zaten Mehmet Şimşek de baz etkisiyle düşeceğini zaten söylüyor. Aslında tarih veriyor. O tarihi vermek demek baz etkisiyle düşeceği anlamına geliyor. Şimdi bugün, yani bu hafta bu faizi arttırmayabilirler. Olabilir. Sonradan arttırırız diye düşünebilirler. Ama bazı kararlar vaktinde alınmazsa sonradan o kararları alsanız bile işe yaramaz. İşte ben de bugün Twitter'da bunu anlattım. Bakın, bu Humpty Dumpty diye bir çocuk tabii ki şarkısı var. Tabii ki bu Alice Harikalar Diyarı'ndan bir hikaye. Humpty Dumpty hikayesi. Humpty Dumpty bir duvarın üzerinde oturur ve oradan düşer. Humpty Dumpty denilen de bu yumurta oluyor. Yumurta şeklinde bir yaratık. Bir işte ben insanım diyor falan, ama yumurta şeklinde bu düşüyor duvardan ve parçalar ayrılıyor, paramparça oluyor. Paramparça olunca işte diyor ki, kralın bütün atları ve adamları koştular ama Humpty Dumpty'yi tekrar birleştiremediler. All the king's horses and all the king's men. İşte peki diyor, bazı insanlar diyor ki, atlar ne yapacak zaten? Yani o atlı askerleri tabii kastetmiş. Yani bu faiz bu hafta artmadı, geçmiş olsun diyorum ben. Sonradan arttırsanız bile artık güveni kaybetmiş oluyorsunuz. Güven bu işlerde çok önemli. Neden önemli? Neden böyle bir şeyden güven kaybediliyor? Bundan 3 sene evvel olmuş çok önemli bir hadise nedeniyle, onu da zaten yıl dönümünde yarın konuşalım. Bugün konuşmayalım. Bugün şöyle de bir Uğur Gürses'in tweet'i vardı. Çok güzel. Üç büyük kentte konut fiyatları reel değişim diyor. Burada bakınız. İstanbul -6.3, İzmir 3.4, Ankara 12.6. Tabii ki burada reel değişim, yani enflasyona göre değişim. Burada TÜİK enflasyonuna göre bu yapılıyor. Yani TÜİK enflasyonuna göre bile İstanbul'da negatif, İzmir'de de kafadan negatif olur. Ankara'da da belki kafa kafaya gelebilir ya da orası da negatif olur. Eğer ENAG'a göre değerlendiriyorsunuz, İTO'ya göre değerlendiriyorsanız, o zaman başa baş falan gelebilir. Ben zaten ne diyordum? Konut fiyatlarının artışının enflasyonun altında kalmasını bekliyorum. Ben böyle dediğim zaman ne diyordu bir takım insanlar? Hiç de düşeceğini zannetmiyorum abi. Konut fiyatları düşmez abi. Ya kardeşim, düşecek diyen var mı? Enflasyonun altında kalacak diyorsun. Diyoruz. Enflasyonun altında kalacak demek ne demek? Bu yatırımı yaptığın zaman paran enflasyon karşısında eriyor demek. Enflasyonun üzerinde getiri yapacak bir yatırım peşinde koşulması lazım. Bunu anlatamadık ve ben zaten yorumlara kapatmak zorunda kaldım o videoları. Ve ben emlakçıyım, her zaman kazandırır. Ben şöyle emlakların emlakçısıyım, her zaman kazanır. Zaten işin emlak satarak geçimini sağlayan bir insan tabii ki yani olaya yanlı olarak bakacak falan. Anlamıyorum ama bir takım adamlar. Hep emlak artacak. Yok öyle bir dünya. Bak, böyle artmış işte. Zamanında da böyle düştüğü de var. Uğur Gürses işte sizinle paylaşmış. Ne güzel faydalı bir iş yapmış. O 2015'ten 2019'a kadar böyle bu getiriler düşüyor. Eksi olmuş 2018'de, 2019'da. Benim bir arkadaşım o zaman demişti ki bana, ben aldım Bağdat Caddesi'nin bir paralelinde. Adam zaten 3 sene evvelki fiyat zam yapamamıştı. Hatta üzerine bana bir indirim bile yaptı dedi. Yani onu 2019'da aldı arkadaşımız. İşte şu şekilde, ondan sonra fiyatlar da artıyor. Bu olay bir anomaliydi. Artık o geçti. O yüzden bundan sonra da
Artık Türkiye'de hiç önermiyorum konut alınmasını. Oturmak için alıyorum derseniz ne zaman alayım diyenler oluyor. Onlar için bir şey söyleyeyim. Evi buldunuz mu? İçinize de sindi mi? Evet ya ben bu evde oturabilirim. Burası güzel işte. Parası da uygun ben bunu alabilirim diyor musunuz? O zaman al. Çünkü oturacaksınız. Yani aldığınız zaman belki bir 20 sene, 25 sene oradan bir yere gitmeyeceksiniz yani değil mi? O zaman iyi bir yer bulduysan al. Onun çünkü değeri farklı. İçimde oturacağım diyorsun. Ama pek de aklıma yatmadı. Başka bir şey de olabilir. Ben işte acaba fiyatlar çok artar mı diye korktuğum için pek de aklıma yatmayan bir şeyi alayım mı diye soruyorsanız o zaman bekleyin. Çünkü neden? Çünkü insanların alım gücü çok düştü. Daha da düşecek. Yani krediyle ev alayım dese kredi faizleri çok yüksek. E bu faizler inmeyecek mi? Ya ben inanıyorum. Bu adamlar şahabi para politikasına geri dönecekler. Bu faizler de inecek. İnecek ama bir dakikada olmayacak bu iş. Faiz indiği anda zaten müteahhitler anında zam yapıyorlar. O faiz indi diye siz çok daha ucuza alamıyorsunuz. Biraz inecek faiz. Müteahhitler de zaten zam yapamamışlar. Adam bir senedir yapamamış, yapmış veya satamamış. Bir daha üstüne bindirecek. Zaten kimse gene alamayacak. Yani o yüzden öyle bir bekleyebiliyorsanız bu biraz daha birkaç ay daha işte bir 6 ay daha falan bekleyin o konuda. Başka evet başka da burada tabii ki diyeceğim bir şey yok. Şimdi piyasaya geçeceğiz. Piyasaya öncelikle borsayla geçelim. Borsada düşüş devam ediyor. Hatta şu 8.740 seviyesi altında kapanış oldu. Bu önemli bir destekti. Bunun da kırılmış olması kötü oldu. Buralardan bir yukarı tepki gelebilir mi? Şöyle bakıldığında şunu bir kapatalım. Valla tepki gelmesi gereken yer o 8.740'tı. Tabii ki yani son mumda artık bu böyle olan bir şey. Yani son saatlikte artık bunun altında iyice kalıyor. Yani dolayısıyla belki yarın sabah buradan yukarı yönde bir açılış olabilir, olabilir diyoruz. O zaman neye dikkat edeceğiz? O zaman böyle bir açılış olsa bile şu 8.820 bunun üzerine çıkmadan hala daha bu işler tepki olarak kalır ve de alım için uygun değildir. Şöyle 15 dakikalıktan bile baktığımızda bakın kaç defa düşüşün teyit aldığını görüyorsunuz burada. Kaç defa teyit için geliyor, teyit alıp aşağı yönde hareketini sürdürüyor. Yani BIST 100 zaten biz sata döndü demiştik. 2 saatlikten takip ediyoruz dedik. Sata dönebilir dedik. Yabancı raporları olumsuza dönüyor dedik. Sata döndük. Ondan sonra da sat pozisyonda devam ediyor. Bana sorular geliyor. Ne yapalım? Ben satmadım. Dinlemedim seni. Elimde de kaldı. Ben ne yapayım diyor. Ne yapayım? Anlıyorum sizi yani. Anlıyorum. Ama benim elimdeki imkanlar da bu kadar. Keşke ben her gün baktığım zaman yarın ne olabileceği konusunda iyi bir isabetli bir şekilde bilebilsem ne olabileceğini. Yani %60 bile burada ben isabet, %65 bile isabetli olarak yarın olacağını bilsem ben. Yani bu işlerden zaten şimdiye kadar defalarca zengin olmuştum yani. Çünkü burada biz bir trend takibi yapıyoruz. Trend başladı dediğimiz noktada bile o trendin başladı dediğimiz noktayı bile bulmak çok kolay bir şey değil. Ha, başladı diyoruz. Yanılmışız dediğimiz noktada zarar kesmemiz gerekiyor. Yanılmadıysak da o zaman o trendde devam ediyoruz. O trendin ne zaman değişeceğini, nereden döneceğini, nereye kadar düşüş olacağını, nereye kadar yükseliş olacağını bunlar göstermiyor. Keşke gösterse de ben de size yardımcı olabilsem işte şuradan baktığım zaman buradan 8.740'dan gelmedi. Altında ne görüyorum? Şurada şu var ama o pek de güçlü bir destek gibi görünmüyor. 8.629 ama daha aşağıda şurası var işte şu 8.446, 8.450. Burası biraz daha iyi bir destek gibi görünüyor işte. Ne diyeyim? Daha evvelden de çünkü burası direnç olarak da çalışmış. İşte şu seviye çalışmış.
oralara kadar belki gelebilir. İşte şu 8.467'de fazla bir şey yok dedik. Olabilir işte, yani bunlar bilmemize imkan yok. O yüzden mesela şurada aldın artık böyle Ocak ayında güzel çıkıyor işte, tutuyorsun. Zaten biz de burada dedik, bak burada hep yukarı yönde hareketler oluyor, geri geliyor. Yukarı yönde hareketler oluyor, geri geliyor. Burada da artık aynı şekilde tepki yükselişi olarak kalabilir dedik. Kalabilir ama görüşümüzü de değiştiririz dedik. Bir şey olursa, nitekim oldu da, şuradan tekrar alışlar başladı. Dedik belki bu Moody's not görünümünü de değiştirmiş. Allah Allah, ne oldu? Acaba Gazi Meclis İsveç'in NATO'ya katılmasına onay mı verecek dedik. Bu kadar laftık sonra, ama olur, burası Türkiye'dir. Tabii ki Gazi Meclis böyle bir karar verebilir. Görüşümüzü değiştirdik. İşte güzel de bir yükseliş oldu, ama bitti mi? Bitti yani. Günlükten bakıyorsak peki bitti mi? Günlükten de bitti yani. Daha ne yapayım yani? İşte bitti. Şurada bitti. Sağa sola bir tepki yükselişi geldi. Kaldı. Bitti yani. Daha ne diyeyim artık? Satmadım. Ben de mi satayım? Ben de mi satayım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle de bir karar aldım. Özellikle bu Bitcoin'deki bir pazar günü yazdığım tweet üzerine. Ya alayım mı satayım mı diye zaten cevap vermek doğru değil. Ben de mi satayım? Yarısını mı satayım? İşte nasıl yani işte, ama buradan da dönmez mi falan gibi şeyler oluyor. Pazarlıklar oluyor. Zaten bireysel olarak yatırım danışmanlığı yapılamıyor. Bunu bir kurumla yapmanız gerekiyor. Bireysel olarak yatırım tavsiyesi olduğu zaman, kişiye özel yatırım tavsiyesi de, o da yatırım danışmanına giriyor. Benden istemeyin yani. Ben hem yardımcı olmak istiyorum ama kendimi de böyle zor durumda bırakacak, yasal olmayan bir iş yapmak istemiyorum. Bu yasa doğru değil. Yani iyi değil. İyi düşünülmemiş. Yani bir adam neticede bir kurumda bir adam bu danışmanlığı veriyor. Ve o adamın o danışmanlığı vermesi için de düzey 3 lisansı olmasını istiyorsun. Ama ek olarak da bir yatırım danışmanlığı sözleşmesi istiyorsun, yapılmasını. O zaman yatırım danışmanlığı sözleşmesini bir kişi bireysel olarak da yapabilmeli. Yahut şahıs şirketi kurup onunla yapabilmeli. Yeter ki burada yatırım danışmanlığını verecek olan kişinin düzey 3 lisansı olması gerekmeli. Düzey 3 lisansı olsun yeter ki bu kişinin. Eğer bu bir şahıs şirketi olacaksa zaten düzey 3 lisansı olsun. Eğer bu bir limited şirketi olacaksa kurucusunun en az bir kurucusunun düzey 3 lisanslı birisi olması lazım. Hatta belki diyebilirsin ki herkesin düzey 3 lisanslı olması gerekiyor. Ya da işte biraz bir kişinin düzey 3 lisanslı olması gerekiyor. Ve o kişinin de işte zaten yönetici pozisyonda olması gerekiyor. Bilemiyorum. Bunlar SPK'nın bileceği işler. Yani neticede bu şekilde bir düzenleme yapılsa, o zaman ben de başvurabilirim. Ben de size yardımcı olabilirim bu konularda. Hem de piyasada ben biliyorum diye ortada gezen ama hiçbir lisansı bir şeysi olmayan, benim ama işletme tecrübem var, benim ama 20 yıl borsa tecrübem var. Peki var mı düzey 3 lisansın? Yok. Ama ben analistim, tavsiye veriyorum Telegram'da falan. O zaman bu adamlara itibar edenlerin sayısı azalır. Yani problemi bayağı bir güzel şekilde çözmüş oluyorsun. Yeter ki bunu bireylere, yani bunu verebilecek eğitime, kapasiteye, lisansa sahip olan insanlara böyle bir imkan tanınsın. Yani tabii ki fatura kesilmesi gerekiyorsa o zaman en azından bir şirket olması gerekiyor. Öbür türlü işte serbest meslek makbuzu düzenlenecek falan. Artık onlar, vergiler falan düşünülüp yapılabilir. Yani bunları da benim düşünmemem lazım. Yani bu ülkede Hazine Maliye Bakanlığı yok mu? İşte Mehmet Şimşek ekip falan, onlar düşünecek artık. Onları da biz düşünmeyelim. O yüzden olmuyor. Burada dolar cinsinde baktığımızda Ichimoku'nun aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. Bu bugün bir. Bu iyi bir şey değil.
Yani genelde bu olduğu zaman yukarı yönde bir tepkiler falan oluyor ama bu olmazsa bakın aşağıda 245 dolara kadar da devam edebilecek gibi gözüküyor. Belki şu arada 262 var ama ondan sonra 245 var. O zaman hem aşırı satış bölgesine de gelmiş olur dolar bazında. Mesela oralardan alınabilir. Öyle bir gelse, öyle bir şey gelirse değerlendiririz tekrardan. Bunun haricinde şey bu kadardı. Yani Türkiye bu kadar. Amerikan 10 yıllıklar. Amerikan 10 yıllıklarda 4.35 direncine doğru yaklaşıyoruz. Artık geldik. 4.33 olduk. 4.35 direnci var. Çok önemli. Neden? Kaldıraçlı olarak alındığı zaman Amerikan hazine tahvilleri o zaman yükseldiği zaman Amerikan 10 yıllıklar zarar yazıyorsunuz. Ben diyorum ki 4.35, 4.36 buraları zarar kes yapın kendinize. Artık o saatten sonra lütfen yani bir sene tutsam zararım kapanmaz mı? İşte sene sonuna kadar beklesem zararım çıkar mı? Görüşünüz nedir? Amerikan 10 yıllıklar hep mi böyle kalacak falan? Böyle bir insanı yani ben biliyorum böyle baymak niyetinde olan adamlar oluyor. Çünkü dinlemiyor o dediğimiz şeyi yapmıyor. Yapmadıktan sonra da kıvranıyor. İşte ben satmadım hocam ne yapayım şimdi falan böyle. O zaman yardımcı olunamıyor bu kişilere. Yani o yüzden zarar kes yapın. Ben evet daha aşağı seviyeler olabileceğini düşünüyorum ama düşünüyorum olur olur olmaz yani şu 3.69 ya 3.70 3.37 olabileceğini düşünüyorum. TLTC olan adam zaten kaldıraçsız almış. Kaldıraçsız aldığına göre bu kişi PLT'si olan adam kaldıraçsız aldığına göre zaten bekleyebilir yani. Amerikalı bazen yıllarca bekleyebiliyor. O şekilde. Şöyle ilginç sorular geldi benim abonelerden. Dediler ki o zaman biz bu 4.36'yı geçerse TMV alalım mı? TMV, VAN yani sonunda. O da ne oluyor? O da 3 katı kaldıraçlı ama faiz arttığı zaman para kazanıyorsunuz. Onu alalım mı? Aynı mantık. 4.23'ü stop yapıyorsun kendine. Çünkü buradan da düşmeye başladığı zaman 4.06, 3.69 diye gidebilir. Anormalde para kaybedersiniz. Bu stoplara riayet ederek evet 3.36 kırılırsa kırıldı, üzerinde kapanış oldu vesaire filan TMV alayım diyenler riskin farkında olarak almalı. Başka bir şey diyemeyeceğim. Altın, gümüş bir şey demiyoruz bugün. Çünkü Amerikan 10 yıllıklarda biraz yükseliş var. Ama halen de orada aynı yani. Alayım mı diyenler evet alsın. Nasıl bulabiliyorsa artık gram mı bulacak bilmem ne mi bulacak alsın. Gram altından fizikiye mi döneyim gibi böyle fanteziler de oluyor. İşte oradakileri sanal altını bozayım fiziki altın alayım falan. Anormal komisyonlar ödersiniz. Bütün kazancınız da gider onlara. Yapacak bir şey yok. S&P 500 için bir şey söyleyeceğim. Birçok kişiden bana geliyor. Biz diyorlar S&P 500 konusunda çok tedirginiz. Düzeltme bekliyorsunuz. Ben hiçbir zaman düzeltme bekliyorum demem. Düzeltme olduğu zaman ne yaparız? Ondan bahsederim. Çok çıktı ama. Ne yapayım çıktıysa? Yani hep çok çıktı diyen birileri olur ve biz bir çok çıktı lafını çok duyduk. Çok da kazandık halen de kazanmaya devam ediyoruz. Yani işte Mehmet Şimşek demiş verimsiz yerlere insanların yatırımlarını yönlendirdiler de. İşte çok verimli bir yer. S&P 500'e yönlendirdik. Altına yönlendirdik. O da verimli oldu. İnsanlar bayağı bir kazandılar. S&P 500'den de kazandılar. Verimsiz yerler nereler oldu? Mesela işte TL mevduat. Verimsiz TL varlıklar verimsiz yani ben onu söylüyorum. O tip kişilere dinlemeyin diyorum Mehmet Şimşek. Verimsiz yatırımlar sizi yönlendirenleri dinlemeyin yani yönlendiriliyor diyor. Onlara karşı uyarıyor dinlemeyin demiyor da uyarıyor. Haklı şimdi biz burada kazandıran bir şey öneriyoruz. Altın, S&P 500 falan gibi, Nasdaq gibi. Ama öbür tarafta adam TL mevduatta kal diyor. Dolar alma diyor, altın alma diyor, bilmem ne diyor. Bunlar verimli şeyler, tavsiyeler de değil tabii ki yani. Şunu demek istiyorum. Yani şurada birazcık böyle bir gün afalladı, 2 gün düştü. Çok rahatsız olanlar, insanlar var. Anlıyorum yani çok tedirgin oldunuz ama
Şu anda trend bozulmuş değil. Her şey gayet yolunda gidiyor yani S&P 500 tarafında. İşte şu günlükten mesela bakıyoruz. Neden bunu gösteriyorum? Şimdi bu günlükte şöyle bir kapanış olmuş mu 12 Mart'ta? 12 Mart'taki kapanışa göre de şu anda %0,2 aşağıdayız. Ama şöyle %1,12 aşağıdaydık Cuma günü ve de çok paniklemiş insanlar var. Şimdi bu %1,2'ler, %2'ler filan gibi düşüşlerden rahatsız oluyorsanız, insanları aşağılamak için, kendilerine kötü hissettirmek için söylemiyor değil mi? Baştan belirteyim. Yani bunlar sizi rahatsız ediyorsa olabilir yani. Olabilir. Size göre değilmiş demek ki bu işler. Eğer siz burada kalıp sağlığınızı kaybedeceksiniz, size göre değil. İşte ben mesela spora gidiyorum. Bana diyor ki adam, işte sen bu alette en fazla 45 kilo kaldırabiliyorsun. Tamam yani ben o 45 kilo bana uygun. Ama ben bakıyorum internetten benim yaşımda bir insan işte zaten 60 kaldırabilir, en fazla 120 kaldırabilir falan böyle şeyler yazıyor. Şimdi ben 60'a gidebilirim belki yani kendimi daha çok sıkarsam çalışırsam ama ben 45 kaldırabiliyorum. Bana uygun olan şey 45. Ben onu 60'a çıkartabilirim. 120 bana uygun değil arkadaş. Ben kaç ay çalışacağım, bütün işi gücü bırakacağım, onu yapacağım. Belki hiçbir zaman da o 120'yi kaldıramayacağım. Bana göre bir şey değil. Yani orada benim yaptığım hareketler de ama belki işte bir kadına göre değil. Yani o da belki o 45'i kaldırmada çok zorlanacak. Ona da uygun değil. O da belki 30 kaldıracak falan. O zaman zamanla çalışırsa 45 kaldıracak. Ona da 60 çok fazla yani. 60 olması şey değil. Ama geliyor, ben bakıyorum mesela bir kadın, bir adam geliyor ve böyle bütün gün o halterleri falan kaldırıyor. Yani o adam zaten yapar yani. O 90'da kaldırır yani. Zaten adam bütün yıllardır bu işleri yapmış. Öyle bir kadın da görüyorum. O da bayağı bir yüksek halterlerle çalışıyor. Ona uygun. Bana değil. Başkasına değil. Yani bu tip borsa yatırımı da herkese uygun değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani size uygun değilse o zaman girmeyin. Amerikan borsasına, Türk borsasına falan girmeyin. Başka şeylere bakın yani ne bileyim işte gayrimenkul alabilirsiniz yurt dışında. Gayrimenkul yatırımı iyi bir yatırımdır. Dünyanın her yerinde geçerlidir ancak böyle komünizmin olduğu işte Kuzey Kore falan gibi yerlerde o gayrimenkul yatırımı olmaz yoksa yani gayrimenkul yatırımı falan olur işte rahat ederseniz her dakika fiyatına falan da bakılmaz. Amerikan borsasında yön yukarı olduğunu düşünüyorum ben hala. Fed şöyle derse bilmem ne böyle derse arkadaş ne derse desin buradan buna bakıyoruz işte. Bu kanal kırılıyor mu? Kırılmadı. Burada bu hareketli ortalama kırılıyor mu? Kırılmadı. O zaman yön yukarı. Bitti. Daha da böyle öyle mi olursa böyle satılır falan. Bunlara ne gerek var yani? Gereksiz işler bunlar. Onu da söyleyeyim. Bitcoin'de belirsizlik var bugün. O yüzden bugün bir değerlendirmem olmayacak. Bugünlük de bu kadar.